Herkese merhaba. Ben Gülpembe Yakın. 1 Mart 2022 yılında kalça protezi ameliyatı oldum. Ameliyattan sonra doktorların ve fizyoterapistlerin söyledikleri ve kendi deneyimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Egzersiz anlamında, egzersiz olarak neler yaptım, bana neler önerildi, ilk baştan hangi egzersizleri yaptım, daha sonra hangi egzersizleri yapmaya devam ettim. Bunları paylaşmak istiyorum sizinle. Ameliyatın ertesi günü hastanede yürümeye başladım. Aklıma geldikçe walker'la yürüyordum. Sonra eve çıktık. Eve çıktığımızda sol tarafımdan ameliyat olmuştum. Kalçamın sol tarafı kırılmıştı. Hangi tarafınız kırıldıysa onun aksi istikamette ki yöne doğru yatıyorsunuz. Yani ben sol kalçam kırıldıysa sağa doğru yanaşarak yatıyorum. Şimdi yattığım yönü göstereyim. Sol tarafım kırıldığı için bu tarafa yatıyorum. Yatarken bacaklarımızın arasına yastık koyarak veya herhangi bir kalın bir şey koyarak yatıyoruz. Bacakların birleştirilmemesi gerekiyormuş. Doktorlar söyleyinceye kadar bir müddet öyle yatıyorsunuz. Yan dönemiyorsun zaten. Kasların da güçsüz kalıyor ve yapamıyorsun bunu istesen bile. Uzun müddet öyle yattığın için ağrıyor bacakların. Onun için bir saat kadar yatıp tekrar kalkıp koridorda walker'la birkaç kez yürüyordum. Tekrar yatıyordum. Yattığım sırada da canım sıkılıyor zaten sürekli yatmaktan. Doktorların ve fizyoterapistlerin bana önerdiği egzersizleri yapmaya devam ediyordum. Zaten ağrı kesiciler veriyorlar. Ağrı kesiciler verildiği için bir müddet sonra uyuyorsunuz zaten. Şimdi sol tarafım kırıldığı için benim bu yöne doğru yatıyordum. İlk baştan yatağa yatarken bacağınızı, sol bacağınızı kaldırıp indirmek bile çok zor. Birisinin yardımıyla bu bacağı buraya kaldırabiliyorsunuz. Kendiniz bunu rahatça böyle kaldırıp indiremiyorsunuz. Yaptığım hareketlerden birkaç tanesi sırt üstü yatıyorum. Tabii bu koltuğun kenarı gibi şey değil. Yüksek değil yattığım yastık. Ayaklarıma dikkat ediniz. Kırılan kalçama ayrı, ayağım ayrı, diğerini ayrı ayrı yapıyorum. İleri doğru uzatıyorum parmağımın ucunu, sonra geri çekiyorum. İleri doğru uzatıyorum parmaklarımın ucunu, sonra kendime doğru getiriyorum. İleri doğru uzatıyorum, 5'e kadar sayıyorum, sonra geri getiriyorum, 5'e kadar sayıyorum. Bunu 15 kez 3'er set halinde yapmaya çalıştım. Sonra dizimi, ayağımı yerden kaldırmıyorum. Dizimi kaldırıyorum, kendime doğru çekiyorum. Yine sürüyerek itiyorum. Kaldırmak isteseniz de ayağınızı kaldıramıyorsunuz zaten. Bu şekilde getiriyorum. Sonra ileri götürüyorum yavaş yavaş. Sonra yatağın içinde şu an benim sol tarafım geniş olmadığı için onu yapamıyorum. Havadaymış gibi gösteriyorum ama bunu yatağın içinde yaptığınızı düşünün. Yatağa değerek sola doğru götürüyorsunuz ayağınızı. Sonra tekrar yavaş yavaş geri getiriyorsunuz. Sola doğru götürüyorsunuz. Yine geri getiriyorsunuz. Sonra dizimizin altına havlu gibi bir şey koyuyoruz. Dizimizin altına havluyu koyup yere doğru bastırıyoruz. 5'e kadar sayıyoruz, bırakıyoruz. Tekrar bastırıyoruz dizimizi. 5'e kadar sayıyoruz, bırakıyoruz. Bunu da 12 kez yaparak 3 set halinde yapmaya çalıştım. Sonra dizimizin arasına koyuyoruz havluyu.
dizimizin, yok pardon, bunu yapmıyoruz. Bunu daha sonradan yaptım. Yaparsa riskli. Ayağımızın altına koyuyoruz. Ayağımızı yere doğru basıyoruz. Bastırıyoruz. Beşe kadar sayıyoruz. Bırakıyoruz. Ayağımızı yere basıyoruz. Yatağa doğru bastırıyoruz. Beşe kadar sayıyoruz. Bırakıyoruz. Bunları ilk günlerde yattığım müddetçe yapmaya çalıştım. Sonradan şeye gittik. Pamukkale'de Nobel Tıp Merkezi'ne gittik. Fizyoterapi hastanesi. O hastanede bana gösterdikleri hareketlerden birisini şimdi yatarak göstereceğim. Bunu yaptığımda ilk baştan çok zorlanıyordum. Daha sonradan tekrarları artırdıkça, yani ben her gün bu hareketleri yaptıkça sayısını daha fazla yapmaya başladım. Yine sırt üstü yatıyoruz. Bunu ilk günler yapmıyoruz zaten. Bu hareketi ilk günlerde yapmıyoruz. Biz Nobel Tıp Merkezi'ne ameliyattan bir ay sonra gitmiştik. Bir ay sonra yapmaya başladım, düşünün. Yatıyoruz, sağlam bacağımız yatağın üzerinde. Sol bacağımızı yataktan sarkıtıyoruz. Dizimizi yukarı kaldırıyoruz, tekrar yataktan sarkıtıyoruz. Dizimizi yukarı kaldırıyoruz, tekrar yataktan sarkıtıyoruz. Bunu da 12'şer kez olmak üzere 3 set halinde yapmaya çalıştım. Sonra yine hastaneye gittiğimizde ameliyattan bir ay sonra fizyoterapist bana sırt üstü yatıp sol ayağımı yerden kaldırmamı söyledi. Ben bunu asla yapamadım. Ayağım yerden kalkmıyor. Daha sonradan eve geldim. Evde bunu tekrarları yapmaya çalışa çalışa, kendimi zorlaya zorlaya. Daha sonradan istediğim şekilde, istediğim gibi, istediğim sayıda ayaklarımı kaldırabiliyorum. Bir de şu an benim sol kalçam ameliyatlı, yanlış yöne yatmış oluyorum ama size göstermek için. Yan dönüyoruz. Yan dönüp kırılan kalçamız yukarıda olmak üzere ayaklarımızı uzatıyoruz ve ayağımızı yukarı kaldırıyoruz, indiriyoruz. Ayağımızı yukarı kaldırıyoruz, indiriyoruz. Bunu da ilk günlerde zor yapıyordum. Daha sonradan tekrarları artırdıkça daha fazla yapmaya başladım. Başka hareketlerden de göstereyim şimdi size. Yatarak yaptığımız hareketler bunlar. Daha sonradan aşama aşama yaptığım hareketlere gelince, zaman ilerledikçe antrenörün, spor hocasının bana yazdığı programa göre spor yapmaya başladım. Haftanın 2 günü antrenörle birlikte birebir kalça, bacak, bel hareketleri yaptık. Antrenör bana 2 günlük de kendim yapmam için program yazdı. O da üst beden için. Onu da kendim yaptım. Mart'ta ameliyat oldum. Bir ay sonra 15 günlük Nobel Tıp Merkezi'ne gittik. Daha sonradan ameliyattan ortalama 2 ay sonra 4 ay kadar birebir antrenörle çalıştım. 2 gün kendim, 2 gün antrenörle olmak üzere. Daha sonradan antrenör yine bana iki türden program yazdı. Haftada 3 gün veya 4 gün spora gidiyorum. Dönüşümlü olarak bir gün bacak, bel, kalça hareketleri, bir gün üst beden hareketleri yapıyorum. Yaptığım hareketlerden evde yapılabilecek olanlardan bazılarını göstereyim. Squat yapıyorum ama squat'ı tam çömelerek yapmıyorum. Diyelim bir sandalyeniz var. Sandalyeye oturacak kadar yapıyorsunuz. Hemen kaldırıyorsunuz poponuzu. Bacaklarımızı biraz açıyoruz. Ellerimizi uzatarak yavaş yavaş
Popomuz değerken kaldırıyoruz. Kollarımızı uzatıyoruz. Popomuz değerken sandalyeye kaldırıyoruz. Kalktığımızda kalçamızı sıkıyoruz. Sonra herhangi bir yere tutunabiliriz. Başlarda. Her iki bacağımı da yapıyorum ben. Denge bozulmasın diye. Bacağımızı ileri uzatıyoruz. Geri çekiyoruz. 12 kez bunu yapıp 3 set halinde öne doğru yapıyorum. Yine 12'şer kezden 3 set olmak üzere yana doğru açıp kapatıyorum. Yine 12'şer kez 3 set geriye doğru açıp kapatıyorum. Her iki bacağımla parmak ucum yerde olmak üzere kalçamın birisini yukarı kaldırıyorum, indiriyorum. Kalçamın birisini yukarı kaldırıyorum, indiriyorum. Bunu da 12 kez olmak üzere 3 set yapıyorum. Diğer kalçamla da aynısını yapıyorum. 3 set halinde. İki parmağımı, ayağımın tabanı yerde başta. Parmak ucumda yükseliyorum, iniyorum. Parmak ucumda yükseliyorum, iniyorum. Bunu da 12 kez olmak üzere 3 set halinde yapıyorum. Daha sonraki aşamada bunu tek ayakla yapmaya başlıyoruz. Bir ayağımızı kaldırıyoruz. Diğer ayağımızla kalkıyoruz, iniyoruz. Kalkıyoruz, iniyoruz. Bunu da yine 3 set yapıyoruz. Sırtımızı duvara dayıyoruz. Ayağımız duvardan bir ayak olmasa bile bir ayağa yakın önde. Dizlerimizi kıvırıyoruz. Biraz aşağı iniyoruz. Dizlerimizin arası omuzumuz kadar açık. Fizyoterapist bana bacaklarımın dizlerimin arasına küçük top koyarak yapıyordu pilates topu. Şimdi ben size topsuz olarak göstereyim. Sırtımız bu şekilde dururken dizlerimizi birbirine yaklaştırıyoruz. Sıkmaya çalışıyoruz. Gevşetiyoruz. Tekrar sıkmaya çalışıyoruz. Gevşetiyoruz. Bunu da 12'şer kezden 3 set halinde yapmaya çalışıyoruz. Bir de yaptığımız squat hareketine yarım küre şeklinde ters yarım küre olduğunu düşün. Altı yuvarlak, üstü düz. O düz bölümün üzerine çıkıyorum. Yandan bir yere daha sonraki aşamada geldim tutunmadan yapmayı. Yandan onu tutarak squat yapıyorum, kalkıyorum, squat yapıyorum, kalkıyorum. Parmak ucunda yükselme, tek ayak üstünde yükselme, bacakları yana doğru açma. Diğer bir bacağın kaslarını güçlendirirken diğer bacakta dengeyi sağlayan kasları da güçlendiriyor. Düşmemek için bizim dengeyi sağlayan kaslarımızı güçlendirmemiz gerekiyormuş. O yüzden bu hareketlere ihtiyaç var.